Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt içerisinde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayında tarım dışı istihdam verisi 593 binlik beklentileri aşarak 638 bin olarak kayıtlara geçti. Açıklanan işsizlik oranı Ekim ayında %6,9 olarak gerçekleşirken ortalama saatlik kazançlar verisi ise bir önceki aya göre %0,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 artış kaydetti. Gün içerisinde Türk varlıkları üzerinde gözlenen baskılar kurda yukarı yönlü hareketlere neden olurken Amerika Birleşik Devletleri tarafında seçim belirsizliği ve gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında dolar çevresindeki zayıf seyir yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,38 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelebilecek alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 8,44, 8,48 ve 8,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 8,36, 8,33 ve 8,30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz cuma günü yurt içi ve euro bölgesinde zayıf ver ekonomik akışı devam ederken dikkatler artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve alınan yeni karantina önlemleri üzerindeyken Gün içerisinde Türk lirası birçok ülke para birimi karşısında değer kaybı takip edilirken gün sonunda paritedeki yükselişten destek alan euro ile birlikte çaprazda yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 9,94 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 9,91 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 9,96, 10 Türk lirası ve 10,10 ,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte çaprazdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 9,91 9,88 ve 9,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününde euro bölgesinde zayıf veri ekonomik akışı takip edilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayında tarım dışı istihdam verisi 593 binlik beklentileri aşarak 638 bin olarak kayıtlara geçti. Açıklanan işsizlik oranı Ekim ayında %6,9 olarak gerçekleşirken ortalama saatlik kazançlar verisi ise bir önceki aya göre %0,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 artış kaydetti. Gün içerisinde dikkatler artan koronavirüs sayıları üzerinde olmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri tarafından seçim belirsizliği ve gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası dolar çevresindeki zayıf seyir sonucu paritede yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1890 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,1860 Destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1.1920, 1.1950 ve 1.1980 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Parite'nin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1.1860. 1,1830 ve 1,1790 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise geçtiğimiz perşembe günü zayıf ve ekonomik akışı devam ederken dolara rağmen seçim sonuçlarını ve mali teşvik paketlerine dair endişelerle birlikte baskı altında kalması Satışların sürmesine neden olurken haftanın son işlem gününde artan vaka sayılarının neden olduğu talep endişeleri petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken Amerika Birleşik Devletleri tarafından devam eden seçim belirsizliği sonucu Brent petroldeki satışların derinleştiğini gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 40,40 dolar ,40 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 39,30 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 41 dolar, 42 dolar ve 42,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte Eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 39,50, 38,60 ve 38 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. say